Maya Tusi sparked my interest yesterday. Uh, he did a piece, among other things, about Turkey, and he showed a piece of footage which I felt was uh, probably not um, not what he thought it was. And I spoke to a Turkish journalist last night, and it's taken me a little while to edit the video together and to uh, put subtitles. Um, on the uh, on, on 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 the conversation because the Turkish journalist was reluctant to respond in English, um, and uh, uh, yes, he's uh, I'm afraid I'm afraid he is scathing about Maya Tusi, and uh, particularly about Maya Tusi's comment that uh, President Erdogan is a nutter, uh, but he's also very clear that the footage which Maya posted. Uh, as, um, as as footage which he's got very recently is not; it's old footage, and it um, it's about a it it, it it's, it's about electioneering. It's got nothing to do with a protest, really, and uh, it's been misinterpreted. And he's um, he was quite furious. Uh, so Maya, it, it's really important to to check. Facts before posting them, if possible. But I, I understand the, um, the the nature of YouTube. You, you know, you you hurry up um, and post what you can, and if it's if it's wrong, then you apologize and move on. And that's certainly my view, and I think that's probably meyer's view. And uh, you know, we try to we try to get debate going, and that's the important issue, uh, the debate. But um, I was. I was struck by the <laughs> by the forcefulness of um Vessel bay uh, or v Vessel's response and um, so i have I've not edited anything out it's exactly as it was um, and uh, along with me spluttering I I, I, I I don't know quite why it had a frog in my throat i think anyway here it is is there a protest movement in Turkey? against migrants from North Tim, yes. um, Mr. Mr. E, şimdi Türkiye'de Afrika ve Orta Doğu'dan gelen göçmenlere karşı bir protesto hareketi var mı diye sormuşsunuz. E, bu protesto hareketleri elbette ki var. Ancak bunlar oldukça küçük topluluklar. E, bu küçük protesto hareketleri uzun e, süredir oluyor. Afrikalılara karşı bu protesto hareketleri olmadı hiçbir zaman. E, münferit 3-5 kişiden oluşan küçük e, çalışmalar olsa da Afrika'ya karşı böyle bir olumsuz yönümüz yok. Ancak Orta Doğu'dan gelen özellikle Suriye Savaşı'ndan e, sonra Türkiye'ye gelen göçmenlerden sonra e, tabii homurdanmalar toplum içerisinde oluştu. E, bildiğiniz üzere Türkiye Cumhuriyeti... E, Genel seçimlerden yeni çıktı. Seçim çalışması öncesinde e, siyasi ve politik insanlar e, ufak kışkırtmalarla ve milliyetçi duygularla kötü niyetli olduklarını düşünmüyorum. Göçmenlerin geri gönderilmesiyle ilgili çalışmalar yaptılar. Takdir edersiniz ki 5 milyona yakın e, büyük çoğunluğu Suriyeli. Daha sonra İran, Afganistan, Pakistan gibi ve bir miktarda Afrika'dan gelen insanların olduğu topluluklar mevcut Türkiye'de. Ee, tabii ki 80 milyonluk bir nüfusta, ortalama 80 milyonluk bir nüfusta bu 5 milyonluk göçmen hareketi e, sosyoekonomik durumda da, sosyolojik olarak da, kültürde de küçük değişikliklere sebep oldu. Bu yüzden bu, bu tarz protesto hareketleri var, evet var. Ama büyük çoğunluğu kapsamıyor bu protesto hareketleri. Daha çok küçük e, olaylar, müferit olaylarla gerçekleşiyor. Özellikle büyük şehirlerde kültürel çatışmalardan dolayı, farklı kültürel insanların anlaşamamasından dolayı ve daha çok medyaya yansıyan kısmında taciz olayları veya kültürel yanlış anlaşılmalardan dolayı sorunlar olduğu söyleniyor. Biz de bunu hani ben gazeteci olarak şahsım da bunu gözlemliyorum. Çok teşekkürler birinci soru için. Tamam. So, uh, is there a movement in Turkey against globalization, and 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 how is this manifested if there is? Evet, e, Türkiye'de küreselleşmeye karşı bir hareket var mı ve bu nasıl tezahür ediyor diye bir soru sormuşsunuz. Bana çok teşekkür ederim. Türkiye'de küreselleşmeye karşı bir hareket aslında cumhuriyetin kurulmasından itibaren zaten küçük şekilde vardı bu söylemler. Özellikle Amerika ve İngiltere gibi başta Amerika olmak üzere küreselleşmeye karşı hatta emperyalizme karşı da küçük söylemler var ama hükümet ve büyük çoğunluk için geçerli değil bu. Elbette ki hiçbir bağımsız e, cumhuriyet hiçbir bağımsız ülke bir emperyal hegemonyanın altına girmek istememektedir. Aynı şey Türkiye Cumhuriyeti için de gereklidir. Bu küreselleşme hareketleri tabii dünyayla beraber bizde de gündemde. Özellikle pandemiyle beraber sağlık alanındaki küreselleşmeye karşı pandemi döneminde karşılıklar oluşsa da Bunlar da aynı göçmen politikası gibi. Şu anda münferit olan e, çok büyük oluşumlar, çok büyük negatif oluşumlar gerçekleştirilmemektedir Türkiye'de. E, nasıl tezahür ettiğine gelince de tabii küreselleşme tamamen emperyal sistem üzerinden, kapital sistem üzerinden olduğu için e, hani daha çok sola yakın insanlar tarafından e, bu e, hareketler oluşmaya başladı. Ee, küreselleşme tabii iki taraflı tartışılması gereken bir konu yani olumlu ve olumsuz yönleri var her konuda böyle bakmamız gerekiyor objektif olmak adına ee, çok ciddi küreselleşmeye karşı hareketlerimiz şu anda gözükmüyor toplum en azından şu anda bu konuda bu bilinçte değil daha çok politik siyasi e, arenada e, küreselleşme karşılıkları oluşuyor özellikle son dönemde göçmen politikaları e, iklim değişimi e, atıksız e, çalışmalar ve sıfır atık projeleriyle ilgili küresel e, dünyaya karşı tepkiler var tabii ki e, hani ben gazeteci olarak da benim de küreselleşmeye karşı olumlu ve olumsuz düşüncelerim var çok teşekkürler ikinci soru için teşekkür ederim uh, now Um, Maya Tusi. We now hear that people in Turkey are rising up against uh, this is his, mass uh, migration this is his from North and Africa and most the Middle of East. Um, they are completely fighting so against not just their own the establishment and Erdogan's government. But of course, uh, the rest of the globalist uh, I, I, I want narrative to that is pushing a lot of to people scene, to come to, um, to, to, to Turkey and then Greece and other countries and then go through Europe a, a and eventually march, get to Dover. Uh, but a lot still stay in Turkey, and there's a massive clash of cultures uh, in Turkey. Let's go to this video first, and then we're going to talk about other problems in Turkey. Yeah, this was the video we received still. Then apparently that was the march. Uh, well, one of the areas that they were protesting uh, against uh, uh, mass migration uh, that's been happening and is still increasing, of course, and not just here, but of course uh, at the same time in places like uh, Turkey. You, you, you've, see, you've seen this um, footage, I think, it shows a march against migration. Is it possible that this is true? Uh, bu Sebebi de bu kişinin ismini verdikçe aslında kendisini değerli kılmak e, e, anlamına geldiği için sadece bu kişi olarak söyleyeceğim sizin sorduğunuz soru soruyu. Ben e, videoyu izledim. Evet, e, bu e, yürüyüş doğru bir yürüyüş. Ancak şöyle bir açıklaması var. E, tabii ki bu seçim çalışması döneminde e, Türk milliyetçisi siyasetçilerin söylemleriyle oluşan küçük mahalle toplantıları ya da küçük mahalle tepkileri anlamında yürüyüştür Evet, göçmenleri insani olarak değerlendirirsek kapımız her zaman insani olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak bizim genlerimizde de bu misafirperverlik vardır. Ben de karşı değilim ama başka açılardan baktığımda mızda da artık e, sosyoekonomik açıdan, sosyolojik açıdan, kimlik açısından, e, e, bir sürü açıdan, politik açıdan, siyasi açıdan, ülkemizin geleceği açısından sorunları ben de görmekteyim. E, ancak sizin sorduğunuz e, bu e, yürüyüş, e, sizin sorduğunuz anlamda doğru değil. Bu Mart-Nisan aylarında seçim öncesi çalışmalar için gerçekleştirilmiş göçmenleri istemiyoruz yürüyüşü. Bunu bütün ülkeye emal edemeyiz. Çünkü bildiğiniz üzere hükümetimiz büyük çoğunlukla neredeyse iki kişiden bir kişi oy vererek ve yüksek katılımla seçilmiş insanlar ve hükümetimiz var. Onların göçmen politikalarını da biliyoruz. Şu anda büyük gelecekte gösterebilir ancak şu anda göçmen sorunları halka çok fazla yansımadı. Küçük münferit olaylar diyelim bu konuya da gazeteci bakışıyla da öyle elbette ki acı durumlar göçmen durumları var ancak bu kişinin videosu bugün çıkması da manidardır. Sanki arkasında yeniden bu durumu kaşımak için. my next question is about um i have to i have to quote maya tusi who says Erdogan um is a bit of a nutter uh, he says um that uh what what is the broader view uh in turkey about the swedish burning of books mm -hmm. the burning mm -hmm. of the Evet bu yine malum şahıs zannedersem İran İran'dan göç ederek İngiltere'ye yerleşen ve orada rahat bir yaşam süren hatta demokrasinin beşiği olarak atlettiğimiz İngiltere'de dünyaya yayın yapabilecek cesareti sahip olabilen bir kişidir. Daha objektif olmaya davet ediyorum. Bir ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına özellikle benim Cumhurbaşkanıma bu tarz bir hakarette bulunamaz elbette ki. E, seversiniz, sevmezsiniz ancak bir e, 80 milyonluk demokratik bir Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'nın kaçık olduğunu söylemek e, kişilerde e, psikolojik sorunlar olduğunu da gösterebilmektedir. Elbette ki e, Müslüman çoğunluğu Müslüman olan bir ülkede e, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını ben de doğru bulmuyorum. Sadece Kur'an-ı Kerim'in değil, dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir kutsiyeti olan bir yere saldırının, kutsu, kutsal görülen kitaplarının yakılması, onlara hakaret edilmesi, hele ki İsveç gibi demokrasi olduğu söylenen bir ülkede devlet eliyle devlet koruması gözetiminde yapılmasına ben de karşıyım. Bu yüzden Cumhurbaşkanımı bu konuda destekliyorum. Ancak e, demokratik haklar ve sınırlar başkasının demokratik hak ve sınırlarına e, tecavüz etmeyecek şekilde olması gerektiğini biz demokratik e, yaşamda öğrendik. E, demek ki e, kendisine yapılmasını istemediği hiçbir şey başka insanlar da yapmamalı. E, benim cumhurbaşkanım kaçık değildir. Hiçbir ülkenin cumhurbaşkanı da kaçık değildir. E, Türkiye Türkiye'de tabii bu konuya çok tepki verdi İsveç'in konusunda. Bu yüzden Avrupa Birliği'ne girişleriyle ilgili de şu anda red kararı verdi ve uzun bir sürede bu kararı evet diyeceklerini düşünmüyorum. Tabii bunlar politik konulardır. Halka inmek gerekir. Halk da tepki verdi. Ancak bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i yapması e, hatta bu tarz haberlere etik gazetecilik gereği de çok değer vermemek gerekir. Çünkü bizim tabirimizde bir deyimimiz vardır. Bir deli kuyuya taş atmış, 40 kişi onu çıkaramamış diye bir deyimimiz var. Biz insanların peşinden koşarak kendi kimliklerimizi ispatlamak zorunda değiliz. Dinler, yani kadim dinler dediğimiz Müslümanlık, Yahudilik, Hristiyanlık gibi dinler kalpte yaşanan, devlet işlerine karışılmaması gereken bir durumdur. Biz de bildiğiniz üzere layık, demokratik bir Hı. cumhuriyetiz. Bu yüzden de ben de İsveç'in kitap yapmasına karşıyım. Ancak Cumhurbaşkanımız kaçık değildir. Bu şahsiyette bu, bu konularla ilgili ben arka planında araştırılırsa aslında Psikolojisinde sıkıntılar olduğu ya da başkaları tarafından yönlendirildiğini düşünüyorum. Çok teşekkürler, Dördüncü Soru için. So uh, only two more questions. First one, uh, Erdogan has just won a convincing election, and there was pressure on him, I know, from Russia about many Russians now resident in Istanbul. So what's happening now about this? Are they are, are the Russians under threat from Turkey? The, they're, they're, not, I think. Yes? yes. Ee, evet, Erdoğan e, ikna edici bir seçim kazandı. Ee, hani e, biraz önce de söyledim, severiz, sevmeyiz. O partiden olabiliriz, olmayabiliriz. Tebrik etmek ve önümüze bakmamız gerekiyor. Politikada zaten böyle bir şeydir. Ee, şu anda İstanbul'da ikamet eden çok sayıda Rus'tan baskı yapıldığını söylüyorsunuz. Tabi devletler üstü istihbarati konularda neler olduğunu bilemeyiz. Her ülkenin kendisine uygun olmayan görüşte olan insanlara başka ülkelerde yakınlık görüldüğünde onlara karşı bir baskı oluşturma unsuru politik ve siyasi olarak vardır. Ama halk düzeyinde en çok Rus vatandaşı İstanbul ve Antalya'da yaşamaktadır. Oldukça da yoğundur. Özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra ve daha önce turizm alanı ile ilgili Antalya bölgesine oldukça yoğun bir Rus ve Ukraynalı göç aldı. Türkiye oldukça da ikamet alan vatandaş olan evliliklerle veya ticari anlaşmalarla Türk vatandaşı olan Ruslar da var. Bugüne kadar e, birkaç ufak durum dışarısında Ruslara baskı yapıldığı ile ilgili bir gazeteci olarak hiçbir şey duymadım. E, biliyorsunuz ben Uluslararası Haber Ajansı ve Türk Arası Haber Ajansı'nın haber ve yayın koordinatörüyüm. Bu konuyla ilgili Ruslarla ilgili küçük vize sorunları, oturum sorunları, çalışma izinleri, evlilik sorunları, çocuk sorunları gibi evlenenlerin, çiftlerin e, çocuk sorunları dışarısında politik ve siyasi olarak e, büyük oligarklar haricinde bir sıkıntı yaşadıklarını duymadım, görmedim. E, bana da bu tarz bir haber gelmedi. Ruslar ve Ukraynalılar Türkiye'de oldukça rahatlar. Elbette ki kötü işlere bulaşan Ruslar varsa onlarla ilgili gerek Interpol, gerek Rusya devletinin istihbaratı, gerekse Türk devletinin istihbaratı çalışmalar yaptığını Kulak olarak duyuyorum. Ama bunlar e, kaç kişidedir? 10 bin kişide bir kişidir. Hani böyle bir ölçüt veremem ama net bir ölçüt. O yüzden bunları çok kulak arkası etmeyin. E, hani ben her ne kadar siyasi duruşu e, objektif olan, ortada olan, e, herkese yakın duruşu olan liberal demokrat bir yapıda da olsam da e, olsaydı buradan bunu rahatlıkla söylerdim bir gazeteci kimliğimle. Türkiye'de tehdit altında değiller ancak duyduğuma göre bazı büyük iş yapan dünyada oligark olarak adledilen kişilerin küçük sorunlar yaşadıklarını biliyorum. Belki Rusya bu konuda bizim ülkemize küçük baskılar yapıyordur. Gerek iade gerek mallarla ilgili ama bu konuda bir bilgim yok, özel bir bilgim. Çok teşekkürler. And, 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 and what's the future uh, of Syrians resident in Turkey now? <laughs> Sorry. E, tabii bu Suriyeliler konusu çok geniş bir konu. Aslında orada bir savaş vardı. E, hatta doğal olmayan bir savaştı benim fikrimce. Tabii dünyanın, emperyal ülkelerinin e, parmağıyla oluşan bir savaş vardı. Ve savaştan dolayı bizim ülkemize büyük bir göç oldu. Mülteci veya göçmen diyebiliriz bunları. İkisi farklı kavram olsa da şu an 4 milyon civarı olduğu söyleniyor. Bunlardan bir kısmı Türk vatandaşı oldu. Doğum oranları yüksek oldu. Türkiye'nin her ilinde özel bölgeler oluşturuldu. şu anda halkta küçük küçük homurdanmalar var. Birinci ve ikinci soruda da cevap verdiğim gibi. Ama bunlar küçük şeyler. Genelde bizim hayatımızda etki etmediler. Tabii burada objektif davranış şöyle bir şey de diyebilirim. Ee, göçmenlere karşıyız diye söylem var vatandaşta bunlar gitsinler artık bizim ekmeğimizi bölüyorlar diye kavga dövüş yok ama bir aşağılanma Suriyelilere karşı Afganlara karşı böyle bir yukarıdan bakma e, durumu e, gözlemliyorum yaşam içerisinde ancak e, 200 200'lü insanlar diyebileceğimiz her ülkeye de sahip olan hem gitsinler diyorlar hem de bizim e, küçük işler dediğimiz çalışmayacağımız yerlerde de bu kişileri sigortasız şekilde düşük maaş vererek istihdam ediyorlar. Tabii bu hangi ülke yaparsa yapsın insan haklarına uygun değildir. Türkiye Cumhuriyeti güçlü ve büyük bir devlettir. Hani bunlarla ilgili de bir sürü önlemimizde her türlü bakanlık almaktadır. E, ancak e, şikayet olmadığı sürece kaçak çalışma, düşük maaş, sigortasız çalışma gibi bence insan haklarına uymayan, kanuna da uymayan şekilde istihdamlar var. Onların geleceği şu anda malum. Elbette ki geri dönüşler oldu. Yaklaşık 6'da 7'de birisinin döndüğü söyleniyor. Çünkü çünkü Türkiye Cumhuriyeti özel bölgede bir süre ev inşa ediyor. Hala da etmekte. Savaş da bitti. Hatta iki gün önce Ürdün yöneticileriyle Beşar Esad bir görüşme yaptı. Ve Ürdün'deki göçmen ve mültecilerin bir kısmının döneceği ile ilgili bir görüşmeydi. Ben yakın sürede Türkiye'den de bu dönüşlerin artacağını düşünüyorum. Bölgede tekrar bir savaş ve güvenlik sorunu olmadığı sürece elbette ki vatandaş olan, burayı seven kişilerin bir kısmının da gitmeyeceğini düşünüyorum. Ee, yani insani olarak baktığımızda ben de bu duruma karşı değilim. Ancak artık e, Avrupa ve Amerika ve İngiltere bu göçmen alımları ile ilgili Türkiye'ye küçük kaynaklar aktarmaya çalışsa da birçok ciddi rakamlar ve devlet çek vatandaşların hepsi küçük de olsa sıkıntılar çekmektedir. Hani dünyanın bu ekonomik krizinde artık savaş da bitti. Herkes yuvasına dönse daha mutlu olacaktır. Kendi ülkeleri için e, savaşmaları gerektiğini de düşünüyorum. E, manevi savaş anlamında. Tabii onlara da geçmiş olsun. Hani çok zor bir durum. Bunu yaşamadan hiçbirimiz bilemeyiz. Bizler rahat e, evlerimizde yaşam sürüyoruz. Sizler de öylesiniz. Ancak dünyanın merkezindeki United Kingdom dediğimiz İngiltere bu konuda birazcık daha e, duyarlı olması gerekiyor. Avrupa mültecileri az sayıda alıyor ve seçilmiş olarak alıyor. Yani yetişmiş beyinleri, doktorları, hemşireleri, bilgisayar mühendislerini, yazılımcıları alırken e, insanlarda böyle bir ayrım yapamayız ama vasıfsız dediğimiz grupta e, diğer gelişmemiş ülkelerde kalıyor. Elbette ki hükümetimizin e, bu konuda çalışmaları vardır. Ancak ben insan olarak, humanist bir bakış açısıyla göçmen politikalarının acilen gündeme gelmesi taraftarıyım. Hatta Birleşmiş Milletler'deki çalışmaların daha sağlıklı olmasını düşünüyorum. Ben Birleşmiş Milletler çalışmalarının veya Dünya Sağlık Örgütü çalışmalarının yeterli olmadığını, sadece popülist yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Gelecekte inşallah onlar da kendi ülkelerine dönsünler tabi e, görmediğimiz bir durum var İran'ın durumu e, Türk ülkeleri dediğimiz Kazakistan Kırgızistan Özbekistan Tacikistan Türkmenistan gibi yerlerden de çok fazla iş göçü var e, tabi bir Afganistan gerçeği var e, bu sadece Türkiye'nin sorunu değil aslında Birleşmiş Milletler'e bağlı ülkelerin birleşerek özel bir komisyon kurup yani göçmen politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Çok teşekkür ederim tim. Çok te teşekkür ederim. Uh. Bye so. Bezo. Thank you. Thank you very much. Thank you Ferhat. Bye. bye bye. Bye bye. Bye bye. Uh. What will do this now?